Ben Doktor Türker Demirtaş'ın Cerrahpaşa Acil Tıp Anabilim Dalı'nda görev yapmaktayım. Bugün acil serviste geriatrik hastalar yaklaşımı anlatacağım. Anlatacağım konularda çok ayrıntılı değil, sadece yaşlı hastalarda karşımıza çıkabilecek tuzak noktalar, trik noktalar, bizi yanıltabilecek noktalar, hassas noktalara değinmeye çalışacağım. Genel bilgiler, yaşlanma ve yaşlılıkla başlayacağım. Genel yaklaşım, özel durumlar, çok ilaç kullanımı ve geriatrik travmalarla da bitireceğim. Yaşlı nüfusu tüm dünyada artmakta sağlık sisteminin iyileşmesiyle. 2019 yılında 65 yaş üstü nüfus dünya genelinde 703 milyon kişi. 2000 yılında da bu projeksiyonla devam ederse 1,5 milyar olması öngörülüyor. Ülkemizde de 7,5 milyon kadar bir yaşlı nüfus var. Bu da tüm nüfusun %9,1'i. Bu da Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. İleri yaş hospitalizasyon oranı ve süresinde artışla doğru orantılı. Ve bu hastalarında genellikle acil servise yarı yarıya yakınının ilk giriş kapısı acil servis oluyor. Hastane hospitalizasyonları %50 oranıyla acil servislerden oluyor. Yaşlanma ve yaşlılık farklı şeyler. Biyolojik yaşlılık ve kronolojik yaşlılık farklı. Biyolojik olarak yaşlılık moleküler ve hücresel düzeyde meydana gelen bir takım hasarın birikimidir. Bu hücresel hazarlanma fizyolojik rezervlerde azalmaya, birçok hastalığın görme riskinde artışa ve genel olarak fonksiyonel kapasitede azalmaya sebebiyet veriyor. Ancak bu yaşıyla doğru orantılı değil. Yani 70 yaşındaki biri 50 yaşındaki birine göre hücresel olarak daha genç olabilir. Bunda da çevresel faktörler ve bireysel özellikler etkili. Yaşlı hastalara yaklaşım nasıl olacak? Yaşlı hastalardan anamnez almak zor. O yüzden hasta yakını veya bakımını sağlayan bir kurum yetkilisi beraber olmalı. Geçmiş tıbbi kayıtlar ve ilaç kullanımı bize önemli bilgiler sağlar. Her zaman olduğu gibi alerji, son yeme içme zamanı ve travma öyküsü mutlaka sorgulanmalı. Yaşlı hastalarda ihmal olayı, neglect olayı oldukça yaygın oluyor ne yazık ki. Çünkü çok savunmasız insanlar. Suistimal ve şiddet bulgularına da acil hekimi olarak dikkat etmemiz lazım. Kognitif becerilerini değerlendirmek hasta bakımının kalitesini arttırıyor. Çünkü çoğunlukla kognitif becerileri ya bazal olarak bozuk geliyor ya da acilde zaten delirium tablosunda veya konfüzyon tablosunda geliyorlar. Günlük yaşamsal aktiviteler mutlaka sorulmalı. Bizim için çok basit olabilecek su içme, tuvalete gitme, yürüyebilme, yardım almadan kendi işlerini yapabilmek, giyinebilme gibi şeyler onlar için çok zor olabilir. Onlardan en az bir tane bile kazanım sağlayarak acilden veya hastaneye taburcu olurlarsa bu yaşam konforunu çok arttırıyor. ISAR diye bir ölçüt var hastaların fonksiyonel kapasitesini ölçmek için. ISAR puanı 2 üzerinde olan hastalar yüksek risk olarak sayılmış. Burada da aslında anlattığım şeylerle benzer. Hastanın bazal halini soruyor. Ya hastane yatış öyküsünü, ilaç kullanım öyküsünü sorgulayan genel işimize yarayabilecek bir tanı ölçütü. Bilişsel değerlendirme şöyle başvuran hastaların %35'inde ama vasküler demans, ama Alzheimer veya geçirilmiş SVO gibi kronik bir nörodejeneratif hastalık mevcut. Yeni gelişen günler saatler içerisinde gelişen delirium görme oranı ise %10 ila 20 arası değişmekte yaşlı hastalarda. Özellikle hipoaktif subtipi klinisyenler tarafından sık atlanıyor. %75 oranında atlanıyor. Ve delirium bir sonuçtur. Altta yatan bir metabolik veya organik bir sebebin sonucudur. Bu sebeple geniş bir yelpazeyi düşünmek lazım. Aynı zamanda hayatı tehdit edici bir durumdur. Yoğun bakım yatış oranlarında ve 30 günlük ve 6 aylık 1 senelik eksitus oranlarında artış söz konusu. DSM-5 tarafından, kitapçık tarafından ayrıntı olarak tanımlanmış. Ancak acil servise yoğun bakım ünitelerinde kullanmak üzere daha kısa tarama testleri mevcut. Artık geriatri rehberlerinde 6. vital bulgu olarak kognitif değerlendirme geçmekte. Hasta muayene kartlarının bir köşesinde ateş, nabız, tansiyon gibi, solunum sayısı gibi hastanın kognitif durumunun da belirtilmesi tavsiye edilmekte. Bu da nedir? Kısa süreler içerisinde gelişecek dikkat bozukluğu, oryantasyon bozukluğu, dikkati sürdürememe veya yeteneklerde algıda azalma, farkındalıkta azalma kabaca tabiriyle DSM-5'e göre böyle bir tane kriteri konmuş.
Ama burada en önemli kriter E şıkkı. Hikaye, fizik muayene ve laboratuvar sonuçlarının bilinçteki bu bozukluğun başka bir sebebe dayandırması. Yani burada da şunu söylüyor. Delirium, evet, bir sonuçtur. Ona göre altındaki yatan sebebi bulmamız lazım. Bunlar da yine bu DSM-5'e göre en az 15-20 dakikalık bir muayene gerekiyor. Ama acil servislerde kullanmak için 1-2 dakikalık kısaltılmış tanı testleri de mevcut. Bunları da bu şekilde belirttim, bakılabilir. Genel olarak değerlendirme yaptıktan sonra özel durumlardan bahsedeceğim. Bu özel durumlarında dediğim gibi ayrıntısına girmeyeceğim. Sadece yaşlı hastalarda oluşabilecek tuzak durumlardan bahsetmeye çalışacağım. Akut koroner sendrom, karın ağrısı, general weakness olarak geçiyor. Genel durum bozukluğu olarak biz daha çok vizitlerde birbirimize devrediyoruz. O sebeple o şekilde yazdım. Ve enfeksiyonlar. Akut koroner sendrom en önde gelen mortalite sebebi kardiyovasküler hastalıklar tüm popülasyonlarda. ST elevasyonlu MI biz hep tipik göğüs ağrısıyla tanımlarız. Ancak hastaların %50'sinde sadece göğüs ağrısı mevcut. %2 ile 6 arasında asemptomatik olarak hastalar akut koroner sendrom görülmekte. O sebeple anjina eşleri semptomlar yaşlı hastalarda daha sıkı başvuru sebebi. İşte bunlar nedir? Tek başına senkop, distme, karın ağrısı veya sırt veya omuz ağrısı veya tek başına bilişsel bozukluk, bunlar anjina eşleri semptomlar olarak karşımıza çıkmakta. Ve hiç ağrısız da bu hastalar acil servise sadece düşme, travma gibi öykülerle de gelebileceğini unutmamak lazım. Bu hastalarda kardiyojenik şok ve ölümcül aritmiler, yani VF, ventriküler fibrilasyon ve taşikardi gibi ölümcül aritmilerin görülme oranı gençlere göre daha yüksek. Kılavuzlarda yaşla ilgili herhangi bir belirteç olmamasına rağmen kardiyak katederizasyon oranı gençlere göre daha az uygulanıyor. Bunda da hastaların tedaviye ikinci komplikasyon görme oranı daha yüksek. Yaşam beklentisi bazen daha düşük. Bazen hasta yakınları kabul etmiyor. Hasta ve hasta yakınları. Ancak bu hastalarda akut koroner sendrom, ST elevasyonu hemen olmasına rağmen kardiyak katederizasyon gençlere göre daha az uygulanıyor. Karın ağrısı da gençlere göre 7 kat daha mortal seyretmekte ve %30'unda cerrahi müdahale gerekiyor. Bu hastalarda, yaşlı hastalarda değişen ağrı algısı, yaşa bağlı faktörler, immünsüpresyon ve ilaç kullanımı bizim için tuzak noktalar. Ve yaşlı hastalarda intraabdominal solid organlardan ziyade ilk başta karın ağrısı gelenlerde vasküler patolojiler bizi korkutmalı. Abdominal aorta anezması, diseksiyon, mezenteri iskemi bu durumlarda mutlaka akılda bulundurmalı. Perforasyon ve peritonit bulguları daha silik, çünkü bu hastaların rektus kasları gevşemiş oluyor. Karın bölgesinde yağlı doku artışı oluyor ve o sebeple biz o peritonit iritasyon bulguları, işte defans, rebound, rigidite, bunları tam alamıyoruz. Bu sebeple muayenesi daha silik olabiliyor. Ateş yanıtı az oluyor. Beyaz küre ve akut faz reaktanlarının yanıtı az oluyor. Bu sebeple laboratuvarlarda normal sınırlarda dahi kalabiliyor. Bilgisayar tomografide yaşlı hastalardan çekinmemek lazım. Tanı koymada oldukça yardımcı. Biliyer patolojiler en sık tespit edilen karın ağrısı sebebi. Akut kolesistit ise en sık cerrahi sebebidir. Ancak safra kesesinin bu zayıf kanlanmasından dolayı yaşlı hastalarda perforasyon ve amfizematöz kolesistit riski daha fazla. Her ne kadar genç hastalarda daha fazla aklımıza geldiyse de apandisit üçüncü en sık cerrahi sebep ve iştahsızlık tek semptom olabilir yaşlı hastalarda. Bu bir önerge direkt olarak. Renal kolik ağrısı geriatrik hastalarda en son akla gelmelidir. Gerçekten de öyle. Bunu Rosenthal'da da aynen kopyala yapıştır yaptım. Yani bir hasta yeni başlayan böbrek taşı ağrısıyla acilde geliyorsa ve her hasta abdominal aorta anezması açısından değerlendirilmeli. Yani bu bir mübalağa değil. Gerçekten nefrotiazis en son akla gelmeli. Daha çok intraabdominal vasküler yapılarından korkmalıyız karın ağrısında. General weakness diye geçen genel durum bozukluğu. Ben bunu bu şekilde yazdım. Çünkü düşkün, yorgun, halsiz, güçsüz ve sersemlik halinin kabaca hasta yakınları tarafından veya
sağlık personeli tarafından bir karşılığı. Tüm geriatrik şikayetlerin %58'i buna denk geliyor. Ve 30 gün içerisinde daha ciddi klinik durumları ilerliyor. Bizim burada klinisyen olarak akut, kronik ve fokal genel, non-fokal ayrımını yapmamız lazım. Ani, fokal olarak ve taraf seçen güçsüzlük durumunda ilk olarak tabii ki stroke akla gelme ve nörolojik yöntemler hızlandırılmalı. Burada yine bu şekilde de başlangıcın akut veya subakut olabilir, non-fokal durumlarda daha böyle sistemik bulgular aklımıza gelecekken, bu sistemik bulgulardan bir sonraki slaytta bahsedeceğim. Fokal durumlarda ise eğer taraf seçen tek taraflı bir durum varsa lokalize tümörler, iskemik strok, subaraknoid hemoroji, intersebral hemoroji gibi durumlar aklımıza gelmeli. Bilateral bir güçsüzlük, fokal güçsüzlük varsa Guillain-Barré, beyin sapı strokları ve spinal cord hasarlanmaları, yaralanmaları akla gelmeli. Beyin sapı enfarktları ölümcül olabiliyor gerçekten. Hızlı ilerleyebiliyor. Onlara dikkat etmek lazım. İntersebral hemoroji, struktural sak bunlar zaten kranial görüntülemelerde yüksek sensitivite spesifikle karşımıza çıkar. Spinal cord sendromları bu hem travmaya bağlı olabilir hem enfeksiyonlara bağlı olabilir. Akut koroner sendromlar, Guillain-Barré sendromu, glisemik aciller, hipoglisemi, DKA, nonketotik hiperozmolar koma, elektrolit imbalansı, dehidratasyon ve hipovolemi, sepsis, enfeksiyon, intoksikasyonlar özellikle organofosfat, botulizm ve karbonmonoksit intoksikasyonları, hipotiroidi ve adrenal yetmezlikler, anemi ve kolajen doku hastalıkları, kemoterapetik ajanlar, malignant hastalarında, steroid tedavisi alanlarda, statin özellikle rabdomiolize sebebiyet verir, yine güçsüzlük yapar. Şu sıralar antimalaryal ilaçlarla yani çok iç içeyiz COVID'den dolayı. Onlar da genel güçsüzlük yapan ilaçlar arasında. Antipsikotikler, diüretikler, alkol ve madde kullanımı, beta blokörler, izoniazid ve opioid kullanımı da yine genel güçsüzlük, genel durum bozukluğu, ilaç etkileşimi yapabilecek ajanlardan. Klinik yaklaşım her zaman tabii ki de ABC, acil olarak airway breathing circulatory dolaşımı sağlamak. Eğer komatöz bir hal varsa, hipoglisemi tespit ediyoruz, dekstroz, opioid gibi böyle miyozis, solunum depresyonu, yüzeysel solunum, bilinç değişikliği varsa naloxon ve hastanın alkol kullanımı veya sık kusma, malnütrisyon öyküsü varsa tiamin verilebilir. Onun dışında hedefe yönelik hemogram, geniş biyokimya, arter kan gazı, kültür, LP, lomber punksiyon, yani boz sıvısı örneklemesi, COVID PCR, seroloji. Eğer toksikolojik bir şey düşünüyorsak toksikoloji paneli veya ilaç düzeyi, nöroradyolojik tetkikler ve toraks batın görüntüleme bu genel durum bozukluğu, genel güçsüzlük olan hastalarda isteyip ona göre hedefe yönelik tedaviye başlamamız lazım. Daha fazla uzatmayacağım o konuyu. Enfeksiyonlara geçeceğim. Ağır enfeksiyonlar sepsis ve septik şok oranı yaşta doğru orantılı. 85 yaş üzerinde sepsis nedenli mortalite %40 oranında gözükmekte. Azalmış hücresel immünite ve antikor üretimi, azalmış antikor üretimi, ek hastalıklar, hastane yatışı ve malnütrisyon, tıbbi enstrümantasyon oranında artış yani protez, kalp kapağı, diz protezi, enfektif endokarditi yatkın oluyor bu hastalar. Diz protezi olanlar septik artrite, diyaliz kateteri, üriner kateteri olanlar yine bakteriyemilere, sepsislere daha yatkın oluyorlar. Ve normal vital bulguların sensitivitesi düşük. Ama yani bize normale normal dedirtmiyor vital bulgular. Normal hastaya normal diyemiyoruz. Vital bulgularla. Enfeksiyon durumlarında bilinç değişikliği, inkontinans, azalmış günlük aktivite, sıvı ve gıda alımında azalma, düşkünlük ve çevreyle iletişim kurmama gibi semptomlar, acil başvuru sebepleri daha fazla altta yatan sebep olarak enfeksiyon hastalıkları çıkıyor. Bu da bizim Cerrahpaşa Acil Tıp Birliği'yle yaptığımız, benim tezimden yaptığım çalışmadan veriler vereceğim. Delirium hastalarında %30'a yakın altta yatan sebep olarak enfeksiyon gibi görmüş. Yani delirium hastalığında %30 oranında enfektif hastalıklar görülmüş ve %18'i bunların bakteriyemi sepsismiş. Bu kadar da yüksek bir, neredeyse üçte birlik bir oran mevcut. Akciğer ve üriner sistem enfeksiyonları en sık sepsis sebebi. Sepsisi erken tanımak, sıvı resüsitasyonuna erken başlamak, geniş ve kapsayıcı antibiyotiğe hızlı başlamak önemli. Ama sepsis yönetimi yaşlı hastalarda daha komplike bir süreç.
Çünkü bu hastalarda ne kadar sıvı veriyoruz ve o sıvının yanıtı ne kadar anlamamız biraz güç olabiliyor. Kestirmemiz biraz güç olabiliyor. Çünkü konjestif kalp yetmezliği gibi, KVE gibi ve diğer hastalıklar göz önünde bulundurularak sıvı replasmanı yapılmalı ve sürekli volüm yüklenmesine, idrar çıkışına dikkat edilmeli. Yaşlı hastalarda çoklu ilaç kullanımına da birazcık bahsedeceğim. Çünkü yaşlı hastalıklarda değişen fizyolojik ve morfolojik özellikler ilaçların farmakokinetiğini, farmakodinamiğini etkilemekte. Gastrik pH, bağırsak hareketlerindeki azalma, yağlı dokularda artış, total vücut sıvısındaki azalma, karaciğer faz 1 yani sitokrom enzimlerinin artması veya glukuronitleşme safra ile demetabolize olan şeylerin, enzimlerin azalması ve karaciğer kan akımının azalması ve GFR'nin glomerüler filtrasyon hızının azalması farmakokinetiğini etkiliyor. Farmakokinetiği etkilenmese dahi, yani kanda maksimum değere ulaşsak dahi, hücre içi mikron düzeyindeki reseptörlerin de azalmasından dolayı farmakodinamiği de azalıyor. Ve çoklu ilaç kullanımına bağlı etkileşimler ayrı bir sorun teşkil ediyor. Bu sebeple hekimlerin karar almasını kolaylaştırmak ve çoklu ilaç kullanımını engellemek için stop kriterleri belirlenmiş 2008 yılında ve ilaç etkileşimlerini önlemek için geçerli ve güvenilir bulunmuş. Bunda top 10 ilk 10 kriterlerde de yani hastalarda uzun süreli benzodiazepin kullanımından kaçın diyor. Aynı klastaki, aynı sınıftaki ilaçları iki defa kullanma diyor. 8 haftadan uzun süre proton pompa inhibitörü full dozdan verme diyor. Ve yine orta veya ağır hipertansiyon durumunda nonsteroidlerden kaçınmamızı öneriyor. Uzun dönemde yine opioid ajanları kullanmamızı öneriyor. Aspirin kardiyovasküler yeterli riski olmayan hastalarda yine aspirinden kaçınmamızı, warfarin alan hastalarda nonsteroidleri beraber kullanmamızı öneriyor ve astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları olanlarda beta bloker kullanımının azaltılmasından bahsediyor. Ve yine birinci kuşak antihistaminikler deliriumun yine sebeplerindendir. Onun da kullanımının azaltılmasında öneriyor. Ve kronik böbrek hastalığı olanlarda nonsteroid kullanımından kaçınmamızı öneriyor stop kriterleri. Bunun gibi daha başka öneriler de var ama ben ilk 10 kriteri, ilk 10 önerisini aldım. Çoklu ilaç kullanımından da bu kadar bahsedeceğim. Bu ilk 10 öneri zaten bizim acilde en fazla reçete ettiğimiz, en fazla kullandığımız ilaçlar. Şimdilik bunlar aklımızda kalsa bana yeterli olur gibime geliyor. Geriatrik travmalar aslında daha uzun bir konu. Ben 4-5 slide'da kısalttım. Son konumuz olacak. Küçük enerjili travmalar dahi hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir geriatrik hastalarda. Bu sebeple önemli bir klinik konudur aslında acil servisler için. Basit mekanik düşmeler en sık travma mekanizmasıdır. Ancak en yüksek mortalite motorlu taşıt kazaları ile olur. Termal yaralanmalar da genç yetişkinlere göre daha mortal seyretmekte. Yani aynı yanık yüzdesine, aynı yanık derecesine sahip hastalarda genç ve yaşlar karşılaştığında yaşlar daha mortal seyretmekte. Kesici delici aletler neyse ki daha az sıklıkla karşılaşmakta. Yine burada da şiddet, suistimal ve intihar girişimleri de akılda bulundurulmalı. Ve travmanın altta yatan bir klinik durumun sonucu olabileceğini de aklımızda bulundurmalıyız mutlaka. Bir hasta stroke geçirip düşebilir veya epilepsi nöbeti geçirip motor kazası, araç trafik kazası geçirebilir, miyokard enfarktüsü geçirip yüksekten düşebilir. Mutlaka altta yatan klinik durumunda acil tıp hekimi olarak takipçisi olmamız lazım. Yaş ile ilişkili faktörlerden dolayı, azalmış metabolik rezervlerinden dolayı, homeostazisi gençler gibi sağlayamamalarından dolayı, ek hastalıklar ve ilaç kullanımlarından dolayı geriatrik hastalar travmaya karşı daha hassaslardır. Ve geriatrik hastaların travma yönetimi hastane öncesi dönemden başlar. Bu hastaları üçüncü basamak bir yere mi götürelim yoksa daha ikinci basamak bir yere mi götürelim diye acil durum triyajı yapıldığında 70 yaş üstü hastalardan
herhangi biri olduğunda, yani birden fazla bölgeyi ilgilendiren travma, Glasgow'un 15'in altında olması, sistolik kan basıncının 100'ün altında olması, birden fazla uzun kemik, yani femur, humerus gibi uzun kemik kırığının deformitesinin olması, motorlu taşıt kazası, yaya çarpan motorlu taşıt kazaları özellikle, yüksekten düşme ve travmatik beyin hasarı şüphesi varsa bu hastalar bir travma merkezine, üçüncü basamak bir hastaneye yönlendirilmeli. Dediğim gibi bu ilaç kullanımı ve ek hastalıklar travma için ek bir kırılganlık yaratmakta. Örneğin beta bloker kullanan bir hastanın şok bulguları baskılanabilir ve bu sebeple beta bloker kullanımı olup travmatik şok geçiren hastalarda mortalite daha yüksek bulmuş bunu hekimler tanıyamadığı için. Yine steroid kullanımı uzun kemiklerde kırıklara yatkın hale getirir hastaları. Antiplatelet ve antikoagülan tedavisi hemorajik şok için yüksek risk oluşturur. Sedatif ve antipsikotik ajan kullananlar düşme için daha riskli adaylardır. Bu hastalarda basit düşmeler daha çok olur. Dejeneratif eklem hastalıkları, stroke, epilepsi yine düşme için bir risk faktörüdür. Ve konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, astım, KOAH, hepatik yetmezlik, kronik böbrek hastalığı ve malignite ile beraber travma birlikteliği yüksek mortalite ile ilişkili bulunmuş yapılan çalışmalarda. Bu hastalara yaklaşım Airway, artık travmaya yaklaşım CABC, yani serkaç stabilizasyon Airway. Airway'de bu hastalarda temporomandibüler artrit olabiliyor. Ağız açıklığını sağlamak güç olabiliyor. Yine cervical stiffness, bu cervical diskopatilerinden dolayı cervical değerlendirme daha güç olabiliyor. Takma dişleri olabiliyor. Ağız içi yine kan, çamur, toprak gibi yabancı cisimlerde temizlenmeli. Solunum için yine genel travma yaklaşımları burada. Dolaşımda yine söylüyorum, normal vitallerin sensitivitesi düşük. Bu hastalarda bazal esansiyel hipertansiyon olan bir hasta, bazal tansiyonu 160'larda, 180'lerde olan bir hasta 120-80 olarak acil servise geldiğinde bu hasta aslında hipotansiyon olacak. Biz bunu normal gibi görebiliyoruz. Yine pupiller, Glasgow koma skoru, beyin sapı refleksleri, kan şekeri ölçümü, fest inceleme, deformite, yani kırıkla ilgili deformiteler ve yanık yüzdeleri ilk bakıda değerlendirilmeli. Monitorizasyon, cross match, laboratuvar örnekleri alınmalı. Eğer herhangi bir yine şüpheli bir durum varsa koma kokteyli. Ve bu hastalarda 500 ünite bozuk kristaloji sonrası tekrar değerlendirme. Sonra tekrardan gerektiğini görüldüğünde sıvı veya kan ürünü replasmanı yapılması öneriliyor. Uygun analizi ve ikincil bakı. Şimdi sık karşılaşan yüksek risk travmalardan birazcık bahsedeceğim. Kafa travması mortalite ve morbid için yüksek risk faktörü. Glasgow 9 altında olan hastalarda %80 mortalite veya bakım hastası olarak kalıyor bu hastalar. Morbidlisi de kötü yani. Neredeyse tüm geriatrik hastalarda biz non-kontrast kranial BT alıyoruz. Bazı kriterler var. New Orleans, Nexus 2, Kanada Head CT Rule gibi. Bunlar da gerekli görülürse başvurulabilir. Ama kafa travmalı hastaların %10-15'i antiplatelet veya antikoagülan almakta. Özellikle warfarin ve aspirin kafa içi kanamayla daha sık ilişkili. Ve bu hastalarda daha uzun süre nörolojik takip gerekiyor. En az 12 saat her şey normal olduğunda. Hastanın gelişinden, muayenesinden, her şey normal olduğundan itibaren ile en az 12 saat takibi öneriliyor. Warfarin kullanan hastalarda kanama kontrolü çok hızlıca anlatacağım. Alternatifleri artmasına rağmen hala en sık reçeteden oral antikoagülan warfarin. Hayata tehdit edici kanama varlığında INR düzeyi normal sınırlara çekilmeli. Bunun için de Cofact, yani protrombin konsantreti kompleks önerilmekte. O da INR düzeyine göre 25-50 ünite kilogram IV. Çok potent, yani 25 ünite kilogram bir Cofact için 1 litre TDP gerekir yaklaşık olarak. O yüzden eğer elimizde varsa Cofact yapmak lazım. Onun dışında kavit 10 miligram IV verilebilir. Servikal omurga yaralanmalarında şüphe varsa stabilize etmek lazım. Kime çekelim? Nexus kriterleri kime çekelimi söyleyen kriterler. Kime çekmelim? Kanada Cervical Spine Rule. Bunda da dışlama kriteri gibi. Ama geriatrik hastalar için tartışmalı skorlamalar. Şüpheniz varsa muayenede çekmemiz lazım.
En sık odontoid tip 2 fraktür tespit edilmekte osteopatoloji olarak. Santral kort sendromu da en sık komplikasyon. Toraks travmalarında yine yüksek risklidir. Pnömotoraks, hematoraks, tansiyon pnömotoraks bunlar tüm hekimlerin tarafından tüm hasta gruplarında ölümcül. Ancak kot fraktürleri en sık rastlanan tip yaşlı hastalarda ve en fazla mortaliteye neden olan tip. Çünkü pnömotoraks bu yaş grubunda daha çok iatrojenik mekanik ventilatöre bağlı oluyor ama kot fraktürleri daha sık oluyor. Kardiyopulmoner hastalığı olup 3 veya daha fazla kot fraktürü yüksek mortalite riskiyle ilişkili bulunmuş ve her 3 kottan sonra her bir kırık kotta mortalite riskini %19 yani yaklaşık %20 artırmakta. Bu veriler gerçekten ilginç. Ağrı palyasyonu önemli. Bu ağrı palyasyonunun önemi hastanın konforundan ziyade göğüs ağrısı, kot ağrısı olan biri sekresyonlarını atamıyor, öksüremiyor, nefes yüzeysel soluk alıp veriyor. Mukus tıkaçları oluşuyor ve hastane yatışı da olduğu için hastane kaynaklı pnömoni enfeksiyon riskinde bir artış söz konusu oluyor. Bu sebeple bu pnömoni riskini azaltmak için, sekresyonları daha rahat atması için bu hastanın palyasyonu yapmak lazım. Tabii ki hastanın konforu da önemli. Burada interkostal blokaj düşünülebilir. Lidokain ile pinikain ile interkostal blokaj düşünülebilir. Profilaktik antibiyotiğin o pnömoni gelişmesinde çok bir faydası yok. Burada erken önemli olan hastanın erken mobilize olabilmesi ve solunum egzersizleri. Batın travmaları da genç hastalar kadar güvenilir değil burada fizik muayene. O sebeple stabil her hastadan BT görülmeli. Eğer şey varsa, yüksek enerjili bir, orta yüksek enerjili bir travma varsa. Anstabil hastalar fesle değerlendirerek tedavi verilebilir. Künt travmalar daha fazla görülmekte neyse ki. Karaciğer ve dalak yaralanmaları sık görülmekte. Ancak hayat edici durumlar abdominal aort anevrizması rüptürü, hayat edici kanamaya sebebiyet verebilir. Son slide, pelvis, kalça ve ekstremite travmaları. Mekanik düşmeler sonrası kalça fraktürleri sık görülüyor. Motor taşıt kazalarında ise daha çok pelvis kırıkları, lateral kompresyon ve open book kırıkları gözükmekte. Kırık tipinden bağımsız olarak pelvis kırıkları majör hemoroji ve dolayısıyla mortaliteden sorumlu. Cerrahi yaklaşım değişken ancak konvergentif yaklaşım ilk başta ön planda. Onun dışında distal radius, ulna, proksimal humerus ve klavikula fraktürleri de yaşlı hastalarda sık daha böyle fokuslanarak muayene etmemiz gereken, incelememiz gereken kırıklardan. En son daha böyle hasta 6-8 saat sonra bile bu distal radius ulna kırıkları fark edilmeyebiliyor. Anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.